Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Cis-trans izomerliği ile devam edelim. Alkenlerde ikili bağın karbonlarına bağlı gruplar, düzlemin aynı tarafında ise cis, buradaki gibi. Şimdi alkende ikili bağ var. Bu ikili bağdan dolayı düzlemsel bir yapıya sahip. Ve ikili bağ karbonuna bağlı gruplar, düzlemin aynı tarafında ise buna cis izomeri denir. Burada CH3'ler düzlemin altında, hidrojenler düzlemin üstünde. Bu durumda bu cis 2-butendir. Farklı tarafında ise buradaki gibi düzlemin üstünde CH3 ve altında, hidrojenler de düzlemin üstünde ve altında, yani zıt taraftalar. Buna da trans izomer denir. Bu bileşikte trans 2-butendir. 1, 2, 3, 4 karbonu var. İkinci karbonda çift bağ var ve de trans 2-buten. Alkenlerde ikili bağın karbonlarından herhangi birine iki tane aynı grup ya da İki karbona toplam dört tane farklı grup bağlıysa cis-trans izomerliğinden bahsedemeyiz. Birinci örneğimize bakalım. Çift bağ karbonlarına iki tane farklı grup bağlı. Evet, bu karbona da iki farklı grup bağlı. Bu cis-trans izomerliği gösterir. Aynı gruplar aynı tarafta olduğu için buna cis diyebiliriz. Buraya geldiğimizde çift bağ karbonlarına A ve B iki farklı grup bağlı. Burada da iki tane farklı grup bağlı. Çift bağ karbonlarına bağlı olan bu aynı gruplar, ikisi de aynı tarafta olduğu için bu da cis izomeri gösterir. Buraya geldiğimizde çift bağ karbonlarına bağlı, ikisi de aynı grup, ikisi de A. Bu sebeple bu bileşik cis-trans izomerliği göstermez. Çift bağ karbonları bunlar. Evet, bu karbona A ve B iki farklı grup bağlı. Bu karbona da C ve D iki farklı grup bağlı. Fakat çift bağ karbonlarına bağlı olan bu grupların dördü de birbirinden farklı. Yani düzlemin aynı tarafında olup olmadıklarını karşılaştıracağımız iki tane aynı grup yok. Bu sebeple bu bileşikte cis-trans izomerliği göstermez. Hemen örneğimize bakalım. Aşağıdaki molekül çiftlerinden cis-trans izomerliği gösterip göstermediğini açıklayınız bu çiftlerin demiş. Şimdi hemen bakıyoruz. Çift bağ karbonları, bu karbona iki farklı grup bağlı, bu karbona iki farklı grup bağlı ve de aynı gruplar düzlemin aynı tarafında olduğu için bu cis izomeri gösterir. Buna geldiğimizde çift bağ karbonlarına iki farklı grup bağlı, iki farklı grup bağlı ve aynı gruplar düzlemin zıt taraflarında olduğu için hidrojenle hidrojen de zıt tarafta, bu da trans izomeri gösterir. Bu cis, bu da trans. Buraya geldiğimizde çift bağ karbonlarına bağlı klor ve hidrojen iki farklı grup bağlı. Hidrojen, klor, evet, iki farklı grup bağlı ve de aynı gruplar düzlemin zıt taraflarında olduğu için bu da trans izomeri gösterir. Buna bakalım. Çift bağ karbonlarına bu karbona klor, hidrojen iki farklı grup, bu karbona klor, hidrojen iki farklı grup bağlı ve de bu çift bağ karbonlarına bağlı olan aynı gruplar düzlemin aynı tarafında, hidrojenler aşağıda, klorlar yukarıda olduğu için cis izomeri gösterir. Buraya geldiğimizde burada bir çift bağ karbonu yok. Yani çift bağ yok. Çift bağ olmadığı için de cis-trans izomeriden bahsedemeyiz. Buna bakalım. Çift bağ karbonları, bu karbona iki tane aynı grup bağlı olduğu için bu da cis-trans izomeri göstermez. Çift bağ karbonları, bu karbona iki tane aynı grup bağlı. Bu da cis-trans izomeri göstermez. Cis-trans izomerliğinin fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Cis izomerler polar özellik gösterirken hemen bakıyoruz. Burada bir cis izomer var. Cis izomer, klorlar daha elektronegatif, bu tarafa çekiyor. Bu klor da bu tarafa çekiyor. İkisinin toplam vektörel olarak toplarsak aşağıya doğru bir vektör oluşturur. Yani dipol momenti vardır ve polar bir moleküldür. Trans izomerler ise genellikle apolar. Hemen bakalım, klor bu tarafa doğru çekiyor. Bu klor bu tarafa doğru çekiyor. İki vektör birbirini yok ettiği için dipol momenti sıfır. Yani molekülümüz apolardır. Genellikle translar apolar ve bu sebeple de cis izomerlerin polar oldukları için erime ve kaynama noktaları trans izomerlerden daha yüksektir. Hemen örnek 2'ye bakalım. Aşağıdaki verilen bileşiklerin cis-trans izomerliği gösterip göstermediklerini belirtiniz. A şıkkına bakıyoruz. 2 penten. Hemen açık yapısını çizelim.
Penten dediği için 5 tane karbonumuz var. 2 dediği için 2 numaralı karbonda çift bağ var. Şimdi CH3, hidrojen, hidrojen, CH2, CH3 şeklinde tamamlarız. Çift bağ karbonlarına bakıyorum. Bu karbona bağlı 2 farklı grup var. Bu karbona bağlı hidrojen ve C2H5 iki farklı grup var. Hidrojenler düzlemin aynı tarafında olabilir ya da zıt tarafında olabilir. Yani A şıkkındaki bileşiğimiz cis-trans izomerliği gösterir. Bunda cis-trans izomerliği vardır. Gelelim B şıkkındaki bir butene. Bir butende 1, 2, 3, 4 tane karbonlu. Birinci karbonda çift bağ var. CH2 olacak. Hidrojenleri tamamlayalım. Şuraya bir hidrojen. Burası CH2. Burası da CH3 olacak. Şimdi bu karbona bağlı, çift bağ karbonuna bağlı iki tane aynı grup olduğu için bu bileşikte cis-trans izomerliği yoktur. Gelelim C şıkkına. 2 metil 2 buten. Hemen 1, 2, 3, 4 karbonu çiziyorum. 2 buten dediği için ikinci karbonda çift bağ ve de 2 metil dediği için bir ikinci karbona bir tane de metil ekledik. Şimdi eksik hidrojenleri tamamlayalım. Bu karbon 4 bağ yapmış. Şurası CH3. Bu karbon bir hidrojen daha olacak. Bu karbon da CH3 olacak. Şimdi çift bağ karbonlarına bakıyoruz. Bu çift bağ karbonuna iki tane aynı grup bağlı olduğu için o zaman bu bileşikte de cis-trans izomerliği olmayacak. D şıkkına bakalım. Bir bromo bir propen. Propen dediği için 3 tane karbonumuz var. Bir propen çift bağ birinci karbonda ve bir bromo birinci karbonda aynı zamanda brom var. Hidrojenleri tamamlayalım. Burada bir hidrojen olacak. Burada bir hidrojen ve burası da CH3. Şimdi bu çift bağ karbonuna 2 tane farklı grup bağlı. Bu çift bağ karbonuna da 2 tane farklı grup bağlı. Cis-trans izomeri gösterebilir ve de bu karbonla bu karbonda aynı olan hidrojenler var. Yani bu hidrojenler düzlemin aynı tarafı ya da zıt tarafında olabileceği için cis-trans izomeri gösterir. Bu bileşikte vardır diyoruz. Son olarak da alkenlerin kullanım alanlarından bahsedelim. Alkenlerin ilk üyesi olan eten ya da etilen meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılıyor. Muz, portakal, mandalina ve limon gibi meyveler etilen gazı içeren odalarda bekletilerek olgunlaştırılır. Etenin türevleri olan trikloroeten ve tetrakloroeten, buna perkloroeten de denir. Bu da yağ çözme özelliğinden dolayı kuru temizlemede yaygın olarak kullanılır. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.